Görsel İşçiler Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Arduino öğreniyorum serimizde donanımlar tanımaya devam ediyoruz. Son birkaç dersimizdir Arduino ile birlikte kullanabileceğimiz ekranları görmeye başladık. OLED ekranları gördük, TFT ekranları gördük. Yine bugün sizlerle birlikte 128'e 128, 240'a 240 TFT ekran diye geçen RGB renkli ekranları göreceğiz. Bu ekranlar cep telefonlarında kullanılabilen IPS türdeki ekranlar arkadaşlar. Arduino ile birlikte kullanabilecek ekran türü oldukça fazla. Bunu önceki videolarımda da dile getirdim. Farklı türlerdeki ekranları kullanabiliyoruz. Ama bu ekranları kullanırken kullandığımız birkaç tane kütüphane var. Özellikle temel seviyedeki kütüphaneleri kullanarak bu ekranların nasıl kullanabileceğini sizlere göstermeye çalışıyorum. Bugün 128'e 128 RGB diye geçen renkli ekranın kullanımını kavrayacağız. Kütüphanesini nasıl kullanabileceğimizi, bağlantıları nasıl yapacağımızı göreceğiz. İlerleyen derslerimizde, ilerleyen projelerimizde bu ekranları kullanarak menüler, mini hava istasyonları, dijital saat yapımı gibi birçok ekran kullanımının ihtiyacı olabileceği projeyi sizlerle birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Ama temel seviyede öncelikle bu ekranlara bizim bir şeyler yazdırabiliyor olmamız gerekiyor. Yani bu ekranlara hükmediyor olmamız gerekiyor. Bunun için de doğru bağlantı yapabilmemiz gerekiyor. Doğru bağlantıdan sonra doğru kütüphaneyi kullanıyor olmamız gerekiyor. Yani elimizdeki ekranların kütüphanelerinin de doğru seçilmesi gerekiyor. Temel seviyede bunları sizlerle birlikte kavrayarak ilerliyoruz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Arduino ile birlikte 128'e 128 ve 240'a 240 TFT ekranlarının, renkli ekranlarının kullanımını hep birlikte kavrayalım. IPS ya da TFT diye geçen bu ekranlar cep telefonlarında da sıklıkla kullanılan yüksek çözünürlüklü ekranlar. Eğer ki kullanacağınız projelerde detaylar varsa, yüksek çözünürlük istiyorsanız bu ekranları tercih edebilirsiniz. Eğer ki kullanacağınız projede yüksek çözünürlüğe ihtiyacınız yoksa OLED ekranlar var arkadaşlar. Fiyatları daha makul, daha uygun OLED ekranları tercih edebilirsiniz. Grafik karakter olarak sizin için 2x16 LCD ekranı yetiyorsa bu ekranlar fiyatları daha makul, daha uygun. Bu ekranları da tercih edebilirsiniz. Tabi bu ekranların büyüklükleri, çözünürlükleriyle doğru orantılı. Çözünürlüğü arttıkça ekranların kapladığı alan da küçülüyor aslında. Daha fazla bilgiyi daha küçük bir alana yazdırabiliyorsunuz. Sizin projelerinizde eğer ki alan da önemliyse, kullanmış olduğunuz projelerdeki büyüklük, küçüklük, kullanacağınız yerleşim alanı da önemliyse buna göre bir ekran seçebilirsiniz. OLED ekranlar bu anlamda sizin işinizi görecektir. Ama yüksek çözünürlükte olsun istiyorsanız o zaman TFT ekran diye geçen ve hatta farklı renklerde istiyorsanız o zaman işte bu IPS ya da TFT diye geçen ekranları tercih etmek gerekiyor. Şimdi bu ekranlardan iki tanesi benim önümde şu anda duruyor. Bu ekranlara birazcık detaylı bir şekilde bakalım. Bağlantı şemasından bu ekranları nasıl bağlayabileceğimizin kontrolünü yapalım ve Arduino'muza bağlayarak Arduino'da programımızda bu ekranlara ilk kodumuzu atalım. Şu an önümde görmüş olduğunuz iki tane farklı ekran var. 128x128 piksele sahip olan RGB TFT ekran. 240x240 IPS TFT ekran. Baktığımız zaman ikisi de SPI haberleşmeyi kullanıyor arkadaşlar. Bu ekranımızda SPI haberleşme dediğimiz SPI haberleşmeyi kullanıyor. Sürücü olarak, driver olarak ise kullanmış olduğu entegre ST7789 entegresini kullanıyor. ST7789, ST7785 ve 89 entegreleri bu iki ekranımızda tercih edilmiş ve kullanılmış. Sizlerle bağlantısını yapacağımız ekranımız bu. Şu şekilde sizlere birazcık daha yakından göstermek istiyorum. Ekranımızın üzerinde 5 volt GND. Arka plan ledimizin aydınlatılacağı ledimiz, SPI haberleşme için SCL, SDA, RS, RST ve CS pinlerini kullanacağımız bölümler bulunmakta. Ve yine burada sürücü entegremiz ekranımızın arka kısmında bulunmakta. Bu ekranımız 128x128 pikselden oluşuyor çözünürlük olarak. Bu ekran için tasarlayacağınız görselleri 128x128 çözünürlükteki piksellerden oluşabilir. Daha detaylı, daha yüksek çözünürlüklü bir ekran istiyorum derseniz
aynı büyüklüğe sahip, neredeyse hemen hemen aynı büyüklüğe sahip, lakin 240'a 240 pikselden oluşan bu ekranı da kullanmak mümkün. Aynı kütüphaneyi kullanıyor. Bağlantı yapısı, pin yapısı aşağı yukarı bu ikisinin hemen hemen birbiriyle aynı yapıda ve özellikte. Bu ekranımız için şu anda devre şemasında sizlerle paylaştığım şekliyle Arduino'ma doğrudan bağlantılarımı yapıyorum arkadaşlar. Evet, bağlantılarımı devre şemasında olduğu gibi yaptım arkadaşlar. CS pinimi dijital 10 numaralı pine, RST pinimi D9 dijital pinime, CS ya da RS yazan pinimi D8'e bağladım. SDA ve SCL pinlerimi ise SDA pinimi dijital 11 numaralı pine, SCL pinimi ise dijital 13 numaralı pinime bağladım arkadaşlar. LED yazan voltajı 3.3 volta bağladım, 5 volta da bağlayabilirsiniz. GND hattımı GND'ye, 5 voltu da Arduino'nun 5 voltuna bağladım. Artık bağlantılarımızı yaptığımıza göre test kodlarımızı gönderebiliriz. Şimdi Arduino IDE programımı çalıştırıyorum. Evet, Arduino IDE programımızı çalıştırdık. Kodlarımızı, test kodlarımızı ekranımıza gönderdik. Şu anda ekranımızda test kodlarımızın döndüğünü görebiliyoruz. Yazılarımız ekranda akıyor. Çizgiler çıkıyor. Renkli grafikler oluşturuluyor. Ekranımızı şu anda doğru bir şekilde bu hükmedebildiğimiz anlamı taşıyor. Burada kullandığımız kütüphane arkadaşlar X-Tronical ST7735H kütüphanesi, GFX-H kütüphanesi ile birlikte bu ekranı çalıştırmak için kullandığımız iki kütüphane arkadaşlar. Bu kütüphanenin de aynı şekilde kullanmış olduğumuz pinleri yukarıda tanımlamalar yapılmış durumda. Kullanmış olduğumuz ekranımızın en ve boy çözünürlüğüne göre kütüphanenin içerisinde gerekli tanımlamalar yapılmış durumda. Voice Setup'ın içerisinde TFT Init diyerek ekran başlatılmış. ST7735S chip kullanan ekran için. Daha sonra VoidTube'un içerisinde demo görseller döndürülüyor arkadaşlar. Evet, ekranımıza bu verileri gönderebiliyorsak, ekranımızda bu yazıları görebiliyorsak artık bu ekranımıza hükmedebiliyoruz anlamını taşıyor. Ekranımızı Arduino'muza doğru bir şekilde bağlantısını yaptık. Pin bağlantılarını doğru bir şekilde yaptık. Ekran testimize baktığımız zaman da yine ekranda yazılarımız döndüğüne göre artık ekranımızı kullanmış olduğumuz kütüphanemiz uyumlu anlamı taşıyor. Yazıları, verileri gönderebiliyoruz. Detaylı bir şekilde çok fazla vakit almamak için şu anda başka bir örneklendirme yapmayacağım. Önemli olan ekranımızı Arduino'muza bağlayabilmemizdi ve grafik testinde ekranımızda bir şeyleri döndürebilmekti. Bunu yapabildiğimize göre artık projelerimizde bu ekranımızı kullanma hazır demektir. Bu ekranımızın bu bağlantılarını kullanarak bizim bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz 128'e 160 SPI ekranla ilgili kodları bir çalıştırıp göndermeyi deniyorum. Bakalım acaba bu kodları çalıştırabilecek miyiz? Destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Bunun testini yapmak istedim, merak ettim. Bir önceki dersimizdeki bir sayaç örneğimiz vardı ekranımızda döndürdüğümüz. Bu ekranımızda da aynı şekilde dönüp dönmeyeceğini merak ettim. Şimdi bu kodları o kütüphanelerle birlikte tekrar göndermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir önceki ekranın yazılarını, kütüphanelerini bu ekranımızda da kullanabiliyoruz. Bu ekranda da çalıştırabiliyoruz. Şu anda şu şekilde baktığımız zaman 128'e 160 için oluşturulmuş kodlarımız bu ekranımızda da gayet başarılı bir şekilde çalıştı. Ekranda görüntüleyebildik. Önemli olan gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı kütüphaneleri farklı ekranlarda da sürüyor olabilmemiz, çalıştırıyor olabilmemiz. Yani sizin elinizde hali hazırda çalışan, düzgün çalıştığına emin olduğunuz bir kod bloğunuz varsa, kütüphaneniz varsa 128'e 128, 240'a 240, 128'e 160 hangi ekran olursa olsun TFT olduktan sonra SPI haberleşmeyi kullandıktan sonra fark etmeksizin birbirinin yerine de kullanılabildiğini şu an yapmış olduğumuz bu testte de gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu testte de görmüş oluyoruz. Önemli olan konuların başında
CS, DC ve RST pinlerini doğru bir şekilde tanımlamak, doğru bir şekilde kullanmak. Yani bağlantıları doğru yaptığınız sürece ekranınız SPI haberleşiyorsa, SPI haberleşmeyi destekliyorsa, ister 128'e 128 olsun, ister 128'e 160 olsun, ister işte 1.44, 1.45, 1.8, 1.50, yani farklı boyutlarda olsun, ekranınızın boyutu ve çözünürlüğü ne olursa olsun bir şekilde size cevap veriyor ekran. Sadece belki ufak tefek ekranın tamamının kullanımıyla ilgili, en boy olarak tamamının kullanımıyla ilgili küçük nüanslar olabilir. Küçük düzeltmeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Zaten bunları da ekranda bir yazı yazdıracağımız zaman, bir şekil yazdıracağımız zaman koordinat söylüyorduk. Kütüphaneler bunu zaten destekliyordu. Hangi satır hangi sütunda ne olacağı, font büyüklüğünün ne olacağı gibi verileri zaten biz söyleyebildiğimiz için dizayn etmesi tamamen sizlere, yani bizlere kalmış oluyordu. Bu ekranımızı da çalıştırabildik. Bu ekranımıza da verileri gönderebildik. Mantık aynı mantık. Hangi ekran türü olursa olsun, hangi kütüphaneyi, hangi çipi kullanırsa kullansın, bağlantılar SPI haberleşmeyle olduğu sürece birçok fonksiyonu desteklemekte. Farklı kütüphanelerin özellikleri şu arkadaşlar. Farklı kütüphanelerin içerisindeki kod bloklarının nasıl kullanılacağı, işte yazı büyüklüğü, font büyüklüğü, ekranın yenilenmesi, ekranın döndürülmesi gibi kütüphanelerin içerisinde bu tarz nüanslar var, ince detaylar var. İşte siz işinize yarayan, sevdiğiniz, sizin projenizi destekleyebilecek, projenizi kaldırabilecek, İçerisinde size uygun daha önceden yazılmış kod bloklarının bulunduğu kütüphaneleri tercih etmeniz işinizi bir hayli kolaylaştıracaktır. Evet, bu ekranlarla ilgili bugün yapacağımız bu kadardı arkadaşlar. İlerleyen derslerimizde yine bu ekranı kullanarak farklı projelere imza atacağız. Menüleri oluşturacağız. Sensörlerden aldığımız bilgileri bu ekranımıza yazdırıyor olacağız. Bugün sizlerle 128x128 RGB diye geçen TFT ekranların kullanım mantığını kavramış olduk ve bir örnekle de bu ekranı pekiştirdik. Bu ekranlarla ilgili yapılabilecek birçok proje bulunmakta arkadaşlar. Dolayısıyla video çok uzun olmaması için ben temel seviyede ekranı çalıştırabildiğimizi gördüğümüz yerde bırakıyorum. Ekranı çalıştırabilmişsek artık biz ekrana istediğimiz şekilde yazıları, verileri gönderebiliriz. TFT ekranlarla ilgili merak ettiğiniz konular varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizlerden gelen yorumlardaki örneklere kanalımızda yer vermiş olalım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.